Merhabalar arkadaşlar. Ben Avukat Ayhan Ömer. Sizlerle takipçilerimizle son dakika bir gelişmeyi değerlendirmek için karşınızdayım. Amerika yönetimi özellikle bu koronavirüs ile mücadele noktasında sağlık personeli açığı yaşamakta ve bu sağlık personeli açığını kapatmak için yabancı sağlık sektöründe yer alan çalışan kişilerin de vize alımı ile ilgili bir son dakika duyurusu geçti. Bu da özellikle Türkiye'de çalışan doktor, hemşire, ebe ve sağlık personellerinin Amerika'da çalışmasıyla da ilgilendiren bir durum diyebiliriz. Tabi burada şunu net anlamak lazım. Bu yapılan Amerika yönetiminden yapılan bu açıklama kimleri kapsıyor? Yani sağlık sektöründe yer alan bu belirttiğimiz sağlık çalışanlarını e, hepsini kapsıyor mu kapsamıyor mu noktasına girdiğimizde şunu dikkat almak lazım. Öncelikle bu duyuru üç kısmı kapsıyor diyebiliriz. Birincisi eğer bu sağlık görevlisi için Amerika'da bir göçmen olmayan çalışma vizesi başvurusu yapılmış ve bu başvuru olaylanmışsa bu kişiler en yakın Amerikan konsolosluğuna gidip vizelerini alabilmek için adım atabilecekler. İkincisi eğer Amerika'daki bir sağlık kuruluş tarafından bu yabancı sağlık görevlileri için yeşil kart çalışması yapılmış ve bu yeşil kart başvurusu olaylanmışsa vizelerini alabilmeleri için en yakın Amerikan konsolosuna gidebilecek kişiler. Üçüncü kısımda eğer bu sağlık görevlileri Amerika'da J1 denilen vize altında çalışmak için Amerika'daki ana sponsor tarafından onlara DS2019 verilmiş ise o zaman en yakın Amerikan konsolosluğuna gidip vizelerini alabilecekler. Buradaki amaç şu, şunu anlamanızı istiyoruz. Hani Her sağlık personeline bu verilecek diye bir şey yok. Verilebilmesi için ya bir Amerika'daki sağlık kurulundan başvuru yapmış olay almış olması lazım kişilerin. Ya da c vizesi altında gelecekseler Amerika'daki bir ana sponsordan DS-2019'u almış olmaları gerekecek. Ancak bu şekilde bu da uygun olan sağlık görevlileri en yakın Amerikan konsolosluğuna gidip vizelerini alabilecekler. Tabi bu noktada birkaç şeyi de belirtmemiz lazım. Bir kişiler böyle bir adım atarken Türkiye'deki gelişmeleri de dikkate almaları lazım. Biliyorsunuz ki Türkiye'de aynen bu koronavirüsü kriziyle mücadele için Önlemler ve adımlar atıyor. Bunlardan bir tanesi yurt dışına seyahat yasağı e, mevcut ve dolayısıyla bu görevler yurt dışına çıkmaları mümkün olmayabilir şu an. İkincisi de Türkiye'deki geçirilen en son kanun hükmünde kararname ile sağlık personelinin istifa durumuna engel olmuş durumda. Dolayısıyla istifa etmeniz de mümkün olmayabilir aktif Türkiye'de çalışan sağlık personeli için. Dolayısıyla biliyorsunuz bütün dünya bu koronavirüs ile mücadelede. Kendi önlemlerini, bütün ülkeler önlemler almakta ve yasalar geçirmekte ki bu mücadeleyi başarılı yapabilsinler. Umarız faydalı olmuştur bu son dakika haberimiz. Sorularınız olursa bize ulaşmaktan çekinmeyin. Teşekkürler ve iyi haftalar.